Evet Görkemciğim, nasıl buldun filmi? Evet, film harikaydı, film muhteşemdi. Ama tabii ki bence burada benden ziyade senin anlatman lazım. Şu anda herkes nefesini tuttu. Beni uğraştırma diyorsun. Tabii ki. Yani ben sana sadece burada bir hani yancı olarak destek olabilirim, bir dekor olabilirim. Senin gibi bir X-Men ve Wolverine hayranının yanında. Dolayısıyla buyurunuz efendim, söz sizde. Evet, Görkem beni yaladı buradan, Deadpool'dan çıktığım için. Çünkü yani geri yerime dönerken Berkay'ın taktığı çelme sayesinde buram yani 3 kaburga kemiğim çatlamış olabilir. O yüzden onun da verdiği bir yorgunluk. Kanal bana kalsın diye bir şey denedim ama olmadı. Evet, hayatta hala kaldı da Görkem. Onun acısıyla bu videoyu sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Buyurun. Evet, yani şimdi spoilersız da ne kadar anlatabilirim bilmiyorum. Ben beklentimin üstünde çıktı film. Yani o cameo'lar işte Doctor Strange'deki gibi hüsrana uğratmadı. Neredeyse her saniye bir cameo çıktı. Beklemediğim, hiç çıkmayacağını düşündüğüm cameo'lar da çıktı. Çizgi roman severler de bayağı mutlu olacak bazı cameo'lardan bu arada. Çünkü gerçekten çizgi romanlarda olan bazı yani şeyler de var. Hiçbir şey söyleyemiyorum burada spoilers. Ya şu, ama şunu beklentiniz söyle, şeyse... Çocukluğun yeniden şey canım, yaptım. Seni böyle canım. Yakandan yapışıp seni böyle Toy Story'deki gibi böyle alıp seni gel lan gezek diye böyle hani ortalıkta gezindi mi? Mahalleye ya, de geri Wolverine'i o maskeyle görmek işte ne bileyim o ilk defa spoiler. O kadar güçlü ne bileyim hırslı şey görmek falan efsane. Hugh Jackman'ı her zaman tekrar görmek şey oluyor zaten. Güzel bir şey yani. Umarım 90 yaşına yakışmış kadar oynar. Yakışmış mı? Yani şey gibi mi durmuş sence? Yani böyle hani laf olsun diye mi? Yoksa hani gerçekten burada bir noktada hani Hugh Jackman'ın Wolverine'ini unutup bir dakika lan burada gerçekten bir şey oluyor diye içine aldı mı seni? Ya her izlediğimde söyletiyor. Muhtemelen herkes de aynı şeyi düşünecektir. Film kendi de söylüyor. En iyi Wolverine. Bundan daha iyi Wolverine. Yok yok, bu film nazarında yani. Söylüyorum. Tabii. Şey, bu filmde... Fan servis mi? Yok. Hard service mi? Yürekten bu arada gelen fan service lafı bu arada fan service kötü bir şey değil. Artık kötü bir şeymiş gibi algılanıyor. Çünkü bazı yapılamadığı için. Evet, yapımlarda böyle ya biz filmi sıçtık batırdık. Alın bari size sevdiğiniz bir iki karakter verelim olduğu için ama doğru yapıldığı zaman ben fanım zaten. Bana servis edin diyorsun yani ve hoşuna gidiyor. Peki Spider-Man şey mi? O Tobey'le olan mı yoksa bu mu? Bu. Bir de Deadpool izlediğin için fazla ciddiye de alman gerekmiyor ya. Bir Deadpool filmindesin ve hani ne Spider-Man ki? Yine ciddi böyle o anam öldü falan böyle evren tehlikede bir şey oldu. Doctor Strange geliyor. Bir de ana evrendesin bilmem nesin. Burada Deadpool izliyorsun. Yani Deadpool çizgi romanları da böyle. Hani, evet yani. Bu günün sonunda sıçsalardı bile Deadpool. Yani diyorsun evet, ama öyle de değil bu arada sıçmamışlar. Evet, onun rahatlığıyla birazcık daha aslında tabii, esnek tabii. Davranabilmişler. Onlar esnek davrandıkça bizler de iyice böyle bir melüş bir peluş oyuncak misali. Evet, Marvel aslında işte durdu. Gene size o heyecanı sıçmış olsak da arada anca biz yaşatırız dedi ve yine yaşattı. Döndürür mü peki insanları bunca sıçıştan sonra? Bilmiyorum. Bundan sonrakilere bağlı. Ya bundan sonra bence döndürür. Ama bundan sonra gelecek 2-3 filmde daha bunu yakalayamazlarsa insanlar gene Hugh Jackman bekler, Spider-Man evet, bekler. Yani hep böyle mi sadece devam bunlara edeceğiz? Giderler. Evet yani. Ya hep böyle mi devam edeceğiz? Yani bir nostalji pornosu üzerinden giden bir Marvel mı göreceğiz yoksa gerçekten Marvel bir şeyleri anlıyor bilmiyorum, olabilme şansı böyle azıcık var mı yani? Ya yoksa bu film insana bir umut veriyor ama yine bilemiyorsun. Daha önce de çok umutlandık. Evet, taraftar olarak. Bir şey demek istemiyorum. Spoilerlı şeyde ama, daha rahat konuşuruz. Evet, yönetim bizi dinlesin, duysun artık bizi. Biraz daha hani fan servisin dışında da bir şeyler beklemekteyiz. Buradan bizi dinleyen bütün Marvel yetkililerine de selamlar. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Aklında şüphesi olan varsa hiçbir şüphesi olmasın. Yoktur zaten. Tabii bu. Ya şu anda bizi izleyenler tabii, büyük ölçüde ne kadar iyiydi. Abi, ben 10'da 10 veriyorum yani. 10'da 10 veriyorsun. Ben de 10'da 10 vereyim. Niye puan verdiğimizi çünkü mesela aksiyon sahneleri falan da daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Yani dövüş sahneleri bile ayrı böyle bir aşkla çekilmiş. Yani Wolverine'i daha önce göstermediğimiz gibi nasıl gösterebiliriz diye oturup düşünmüş adamlar. Yani çoğu yani adamın hareketlerinde bile onu görebiliyorsun. Müzikler falan çok güzel. Deadpool yine çok komik falan filan. Yani eğlenceli. Evet. Ya gönülden istenerek yani bir gerçekten hani gerçekten 90'ların çocukları tarafından yapıldığını hissettiren bir film. Bence en net filmi özetleyebilen şey de cümlede bu olur diye. Aynen ben öyle. Kendi son noktamı koydum. Senin de varsa son noktan koyalım ve AVM'de kapanmadan
Yok. Buradan uzaklaşalım. Benim de yok. Tamam. Bizim yani spoilersız incelememiz bu kadardı. Gidin görün, izleyin. Ve bu videoyu da izlediğiniz için ayrıca da teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Dördüncü duvarı bir kıralım mı? Versene şu. Madem Deadpool izliyoruz. Yes. Evet, buyurun efendim. Böyle hazırlıksız yakalarlar. Ne düşünüyorsunuz? Bekleyin bir saniye. Özür diliyorum. Film beklediğimden çok daha iyiydi. Açıkçası ne bekleyeceğimi de tam bilmiyordum çünkü Deadpool filmi. Ancak Hugh Jackman ve Wolverine'i... Spoiler vermeyeyim. Yo, vermedin de vermeyeyim. Böyle görmek keseriz. Çok güzeldi. dediklerine katılıyorum bu arada. Gerçekten Wolverine'i nasıl göstermediysek o hallerini gösterelim demişler bence de. Güzel bir filmdi. Ben beğendim. Ya spoiler'da şu an spoilersız hiçbir şey söyleyemem. Beğenen bir arkadaş. Çok güzel. Evet. Beğenmeyen bakalım çıkacak. Beğenmeyen mi? Çıkar. Siz hanımefendi. Evet. Ben kimsiniz de bu arada? Ben sizi tanıyorum. Neyse buyurun. Ben sizin kardeşinizim. Yan odanızda yaşıyorum. Evet. Ben ben beğendim. Bayağı beğendim. Ben de 10'dan veriyorum. Ben çizgi roman falan filan sizin kadar hakim olmasam da hakim olduğum kadarıyla her sahnede ben de aşırı heyecanlandım, aşırı eğlendim. Spoilersız daha ne kadar konuşabileceğim hakkında çok bir fikrim yok. Beğendiğinizi söylemeniz yeterli. Beğendiğimi söyledim, bir daha söylüyorum, çok beğendim. Buyurun. Bir daha beni unutma. Buyurun. Daha az bu işlerle ilgili bir hanımefendi. Sizin yorumunuzu alalım. Ben de çok beğendim. Çok mutlu oldum bu filmden. Çok keyif aldım. Beğenmeyi unutmayın bu videoyu lütfen. Teşekkür ederiz efendim. Burada bir fenomen arkadaşımız var. Fenomen Eserekli Bey. Merhaba, ben Fenomen. Buyurun. Ben Fenomen. Christine Bale çok iyi oynamış. Onun dışında Allah herkesi Cassandra'nın parmaklarından korusun diliyorum. Tamam. Ve 90'ına kadar yolu var. Film çok iyi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Buyurun efendim. Film bence mükemmeldi. Bu kadar karakteri bir arada gördüm. Yemin ederim yani böyle elim ayağıma dolandı. Bence bu filme kesinlikle gidin. Çocukluğunuzu yaşamak istiyorsanız, çocukluğunuzun Marvel'ını yaşamak istiyorsanız bu filme gidin. Şiddetle tavsiye ederim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Burada son bir kişimiz daha var. Kendisi uzaklardan geldi filmi izlemek için. Buyurun. Kısa bir alalım. Merhaba. Ben de filmi çok beğendim. Bu kadar fazla kameyonun olduğu bir filmde bu kadar karakterin gerçekten bir yani karışıklık olmadan, batırmadan bir arada tutabilmeleri, yani kargoşa olmaması filmde çok hoşuma gitti. Güzel. Sen bir de Marvel'dan biraz uzaklaşmıştın. Seni tekrar çekti mi? Evet. Yani Disney satın aldıktan sonra Marvel'ı son filmlerde esprileri olsun, yani havası olsun biraz fazla çocukça gelmeye başlamıştı. Yani keyif almaya başladım. Çocukluğumdaki keyfi aldım yine. Zaten bir film sizi çocukluğunuza tekrar çekiyorsa, küsmüşseniz ve tekrar sizi bir şeyler için heyecanlandırıyorsa bence yeterli. Marvel'dan uzaklaşmış bir insanı bile çektiğine göre muhtemelen film zaten görevini başarıyla tamamladı. Burası çok sıcak oldu. Görkem, kapatıyorum. Görkem'den kapatma izni geldi. Hadi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.